Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Başlatmış mıydım sizi bugün bilmiyorum ama şu an burada başlatmış olalım yeni vlogumuzu. Günlerden pazar, akraba günümüz vardı. Önceki vlogları izleyen arkadaşlarımız bilirler. Her ay böyle halalarımla, kuzenlerimle gün yapıyorduk. Bugün artık onun sonuna geldik. Şöyle dönüp bakıyorum, neredeyse 10-15 kişiydik ve zaman çok hızlı geçmiş. Herkese birer ay gittiğimizi düşünürsek sanki daha dün gibi çok yaşa, maşa hapşırdı. Şimdi artık çıkıyorum kapıdan. Çıkmadan önce de şöyle bir size kombinimi göstereyim dedim. Eğer detaylı çıkmadıysa Mahir'e de gösteririm. Neredeyse tam 15 dakikada hazırlandım. Bir ütü yaptım. Hızlıca duştan çıktım. Pazar kahvaltısı yapmıştık Mahir'le. Bu basic elbisemi hatırlıyor musunuz? Sosyete pazarından almıştım. Çok rahat. Şöyle bu hazır çantamdan da vazgeçemedim bu yaz. Çok sık kullandım. Bunu aldım. Bu Hermes rengi terliklerim var, taba rengi. Altına onları giyeceğim. Bir de şimdi güne gidiyoruz. Evde de terlik giymek lazım. Ev terliği alalım yanımıza. Onları da göstereceğim size. Ay bir de burada oğlumu da göstereceğim size. Hii, annesi gidiyor diye telaşlanan birisi de var burada. Selam ver aşkım takipçilerimize. Merhaba de, mutlu pazarlar de. Annem gidiyor, ben çok üzülüyorum de. Oo, çok güzel, çok. Hop. Şimdi Nuray ablacığımın hediyelerini göndermiş oldu. Poşete koyayım, güzel olur. Karton bir Zara poşeti vardı ama onu bulamadım. Şu terlikleri de böyle yanıma alıyorum orada giymek için. Elbisemle de uyumlu olur herhalde. Yazın başında almıştım bunları, hatırlıyor musunuz Fırat Kundura'dan? Ben bu arada hep Manisa'daki yerel mağazalardan bahsediyorum. Manisa'da çok takipçim var. Arkadaşlarım bile beni keşfediyorlar. Bir önceki videoma liseden ayrı sınıflardaydık ama gene tanışıklığımız olan bir arkadaşım yazmış. Bahar'cığım, sevgiler ona da buradan. Çok mutlu oluyorum. Biraz da böyle mesajlar geldiğinde, yorumlar geldiğinde şunu düşünüyorum. Manisa merkezde sanırım bu kategoride tek içerik çeken benim. Bu da beni mutlu ediyor. İşte Manisa'da gittiğim farklı yerleri de göstermeye çalışıyorum size elimden geldiği kadar. Neyse şimdi çıkacağız. Günümüz var. Maşacığım devirme. Maşa kamerayla oynuyor şu anda. Devirme onu, gel beraber söyleyelim. Şimdi çıkacağız. Ben güne geçeceğim. Sahibi kuzenim bana biraz yakın oturuyor. Oraya geçeceğiz. Daha sonra oradan annemle birlikte bir Gratis'e falan gitmeyi düşünüyoruz. Uygun AVM'ye. Sonra babamız gelir, bu akşam yemeği dışarıda yiyelim diye düşündük. Bu şekilde tüm gün boyunca kamerayı da açmaya çalışacağım. Videomuz başlasın. Kanalıma ilk kez geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Birçok videomu izleyip hala abone olmadıysanız ve hiç yorum yapmadıysanız gene abone olarak yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz hype puanınızı da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomuz başlasın. Evet arkadaşlar, şöyle bir boydan da göstermek istedim size. Efil efil tam bir yaz elbisesi. Bu fiyatı almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum resmen. Çantamı da aldım artık koluma. Terliklerim de elimde. Bunlarla ben böyle kombinledim ayağımda da. Çantamla takım oldu. Artık geçiyoruz. Orada annemle de buluşacağız. Orada da açarım sizi. Nereye gitmiştin sen? Ya. Araba da yıkanıyor. Bize şöyle bir mola verdik. Soda içiyoruz. Evet, güneş gitmeden gelmem çok iyi oldu. Günden çıktık. Benim Gratis'ten almam gereken bir kargom vardı. Mağazaya teslimat yapmıştım. Bir de annemi bıraktık. Annemde de bir kargom vardı. Onu da aldım. Gelmeden arabayı yıkamıştık. Sonra balkonda Mahir'le serin serin bir kahve içelim dedik. Akşam yemeğini hazırlayalım diye düşündük ama yemek yapmak zor geldi açıkçası. Bu akşam böyle dışarıda olsun dedik. Mahir'in de canı İskender istiyormuş. Şimdi ben bunları açarım, size gösteririm. Sonra üzerimi değiştiririm. Dışarıya çıkarız.
hem biraz hava da kararmış olur. Çünkü günden çıktığımda karnım toktu. O zaman yesem çok yiyemeyecektim. Akşam yemeğine eski istekte çok acıkacağım. Böyle bir çözüm bulduk. Eski'den bir siparişim vardı. Hemen onu göstermek istiyorum. Açalım şöyle. Aa, bu arada tam kuzenimin evinden çıktı. Annemle birlikte Mahir'i bekliyordu. Bizi almasını. O sırada bir takipçim yanaştı. Daha doğrusu bir araba yanaştı durdu. İçerisinden çıkan hanımefendi dedi, Ezgi Hanım merhaba. Ben dedim bir yerden mi tanıyorum acaba, çıkaramadım. Sonra dedi ki ben YouTube'dan sizin takipçinizim. Sibel Hanım buradan, oğlu da beni izliyormuş. Çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum tekrar. Manisa'da özellikle bir takipçimle karşılaşınca çok daha mutlu oluyorum. Beni Türkiye'nin her yerden izleyen hemen hemen 17 bin abonem var. Yurt dışından izliyorlar, Özbekistan'dan, Almanya'dan, diğer ülkelerden de. Ama böyle Manisa'dan bana çıkmadan demiştim hatta videonun başında, hatırlıyor musunuz? Manisa'da bu kategoride tek içerik çeken benim herhalde diye. Böyle tesadüfler olunca da çok mutlu oluyorum. Tekrardan sevgiler gönderiyorum. İnşallah bir kez daha karşılaşmak nasip olur. Böyle kahveler de içeriz, sohbetler de ederiz. Ben çünkü takipçilerime çok değer veriyorum, biliyorsunuz ki. Hemen gösteriyorum, neyse. Mahir'e bir gabardin sipariş etmiştik. Ben de bir şort istemişti. Bana bıraktı. Böyle günlük giymek için aldı bunu. Bir tane de bununla benzer bir maviden almıştı beyazını. Şöyle. Yeri de çok güzel. Aa, rengi de güzelmiş. Vizon gibi. 38 beden aldı. Bakalım denesin. Beğenirse kalır. Beğenmezse gönderirim. Ben de kendime onu alırken bir tane Bermuda beğendim. Çok hoşuma gitti. Modeli de çok güzel. Bence siz de çok beğeneceksiniz. Özellikle orta size'lar, yüksek bedenler de bakabilirler. 34'e kadar, kotta 34'e kadar vardı. Ben 34 aldım. Aslında 32 alsam da olacak gibiydi ama biraz böyle bol dursun. Taşlaması çok güzel. Orta rodeo diye geçiyor bu taşlamalar. Bakar mısınız? Kendinden bir de şöyle goldlu bir kemeri var. Zaten kotta bu taşlamayla şu gold detay çok hoşuma gidiyor. Ben de böyle bir bermuda aldım. Bakın bir tık uzun. Şehirde de kullanıma gayet uyumlu. Boyu da giyicik bir şort. Bunun aslında bir tık daha ben kısasını aramıştım ama bulamadım. Bakacağım, orijinal paça aslında. Belki kısaltırım. Şöyle biraz kullanacağım önce. Bir siparişim daha var Estiva'dan. O daha ulaşmadı. Aa, şunu göstereceğim. Ambardan da şöyle omuzları vatkalı lacivert bir tişört, body. Koltuk altı da şöyle. Bu modeller zaten çok hoşuma gidiyordu. Basic dolaba geçtim artık biliyorsunuz. O yüzden beyazlar, siyahlar, vizonlar ve lacivertler. Çok renge kaçmamaya çalışıyorum. Siz de diyorsunuz ki Ezgi renkli çok yakışıyor. Bakalım böyle bir bunun altına da beyaz bir şortla düşündüm ben. Güzel olur diye. Başka neler almıştım? Yani Gretis'ten aldığım karbon var. Onu açacağız. Bir şey daha göstermek istiyorum size. Şöyle bakar mısınız? Instagram'dan Ezgi Dönmez Tercan blog hesabımı takip eden arkadaşlar görmüştür bunu. Benim tırnaklarım normalde çok çabuk uzuyor. Çok şükür biyotin takviyesi falan da aldığım için tırnaklarım kolay kolay kırılmaz. Sağlıklı uzar. O yüzden bugüne kadar hayatımda hiç takma tırnak yapıştırıcı kullanmadım. Üniversitede oda arkadaşlarım falan çok kullanırlardı tak çıkar. Bana bir tuhaf gelirdi. Ben o zamanlar her gün farklı renk oje sürerdim tabii. Neyse bunu gördüm, böyle şu taşları falan çok hoşuma gitti. Bir de Instagram'da dolaşırken şu yapıştırıcıyı görmüştüm ben. Çift taraflı bir yapıştırıcı ve çok güçlü. Tırnağa da zarar vermediği söyleniyordu. Önce bunu almıştım. Beğendiğim bir tırnak olursa da onu alırım diye düşünüyordum. Temu alışverişi yapacaktım açıkçası ama malum Temu'dan ağzımızın payını aldık, artık bir şey alamıyoruz. Neyse bunu da böyle görünce aldım. Deneyeceğim özel bir günde. Sizinle de paylaşırım. Konforlu olursa eğer hoca sürmektense kullanırım. Bir tane serçe parmağımla denedim o gün. Çok zor çıkardı. Şimdi şöyle gratis karbonu açalım. Aa, hatta bugün akşam yemekten döndükten sonra bunun içindeki bir şey denemek istiyorum. Bu bloğa yetişsin o.
Manisa merkezdeki Giletis mağazasından teslim aldım. Çok mağaza sorumlusu yazıyordu gömleğinde. Hanımefendi bayağı bir sıkıntı çıkardı. Neden bilmiyorum. Çok zor buldular kargomu, işte SMS kodunuzu bir daha kontrol edeyim falan. Çok çok sıkıntı çıkardı, öyle söyleyeyim. Bir daha o şubeye teslimat yaptırmam, Magnezya'dan alırım. Bir tane BB Beauty'nin Michelin bir makyaj temizleme suyunu aldım. Yağlı ve hassas ciltler için. Ne yazıyor? Tabii. Yağlı ve karma ciltler için olanı. Bunlar daha derinlemesine temizliyor. Yani tabii üzerine mutlaka yüz temizleme jeliyle, yüz yıkama jeliyle falan yıkıyorum ben. Şöyle bir tane waterproof maskara aldım. Buna uzun süredir ihtiyacım vardı artık. İyi oldu. Bakalım, waterprooflar biraz topaklanma yapıyor. Benim aklımda öyle kalmış. Uzun süredir waterproof kullanmıyordum. Bunu da bir deneyeyim bakalım. Memnun kalırsam sizinle paylaşırım. Tatil kozmetik valizine atmak için aldım bunu. Sizinle beraber hazırlayacağız onu da. Pembe küçük kozmetik valizim var ya. Heyecanlanıyorum. Başka hiç hediye falan koymamışlar. Şöyle bir kolay frenç baskı ismi. Görmüşsünüzdür mutlaka. Tırnak yaptıranlar da biliyordur. Ben bunu aldım. Çok görüyordum sosyal medyada. Denemek istiyorum. Hem size de fikir olması için, yani alabildiğim şeyleri alıyorum. Objektif bir şekilde de paylaşıyorum sizinle. Şöyle açtım. Bakalım. Ay, başlığı var mı? Başlığı yok. Şöyle bir silikona... Aa, bakar mısınız? Şöyle bir kapağı var. Şöyle. Bununla normalde desen falan aktarıyorlar ama frenç yapmak için aldım ben. Açıyoruz. Komşuma sormuştum geçen hafta, hatta tırnak kursuna gitmişti. Onda da varmış. Çok yumuşak. Tabii o yüzden istediğiniz kadar derinlemesine ilerler. Aa, böyle yapınca hatta o da içine kaçıyor. O yüzden dikkatli kullanayım ben bunu. Bolca buraya oje süreceğim. Sonra da şöyle uygulayacağım. Bakın, yemeğe gidip gelelim. Akşam tırnaklarım da temiz, uzun. Şöyle güzel bir renkli frenç yapalım sizinle. Bunu şimdi kapatıyorum. Ben aldıklarımı toplayayım. Üzerimi değiştireyim. Yemeğe geçelim. Siz de videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız lütfen abone olarak beğenmeyi unutmayın. Hızlıca topluyorum buraları. 3-5 saniye sonra görüşüyoruz. Bu akşam da böyle oluversin de. Her akşam. Her akşam böyle oluyor ama birkaç akşamdır. Neyse, böyle olsun. Neydi buranın adı aşkım? Dönerci Sadatus'a. Dönerci Sadatus'a geldik. Buranın dönerini daha önce de biz yemiştik zaten. Tantaşçı konserine giderken de uğramıştık. Salataları falan da ben seviyorum. Neyse, soğutmayalım. Bize afiyet olsun. Şimdi şu Netflix'te Zeytin Ağacı dizisinin ikinci bölümünü izleyeceğim. Nevale hazırlıyorum aile içimize. 21.45'te de Beşiktaş maçı olmuş. Ona yetişmek için de aslında biraz erken döndük. O süreye kadar da ben bir bölüm izlerim herhalde. Maya şu cipsten koyacağım. Artık maç başladı. Mahir onu izliyor. İnşallah kazanırlar Beşiktaş. Mahir'in moralini çok etkiliyor. Bayağı bir sarmışlar. Çok zor açtım bunu da. Şimdi artık bir deneyeceğim. Daha önce farklı Michelin suyunu denemiştim. Beauty'nin. Garnier'inkini kullanıyordum ama bu sefer indirimde bu var. Buna şans vermek istedim. Şöyle güzelce çıkaralım. Arkada da katladığım havlularım vardı, havlu sepetinde. Onları yerleştireyim. Havuza misafirim oluyor biliyorsunuz. Onlar için çıkarıyorum işte. Yıkadım, güzelce kuruttum, katladım. Neyse, ben artık böyle makyajı siliyorum, çıkarıyorum arkadaşlar. Çok yakmadı bu arada gözünü. Önce bununla bir çıkaralım. Sonra da yıkarım. Foreo'yla üstünden geçerim. Burcu'yla da telefonda konuşacağım. Kahve içeceğim. Sonra da videonun editine otururum. Bunu artık burada kapatıyorum bu videoyu.
Gene güzel bir gündü sizinle paylaştığım. Benim çok içime sindi bu video. Beğendim. Siz de beğendiyseniz abone olup beğenmeyi, yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Bakın bugün çok tatlı bir takipçimle karşılaştım. Anladığım kadarıyla sessiz takipçiydi ki yorumlardan tanıyamadım kendisini. Lütfen siz de beni severek ve beğenerek izliyorsanız aşağıya yorumlarınızı bırakın. Ben hepinizle ayrı ayrı tanışmaktan, iletişime geçmekten çok mutlu oluyorum. Biraz yandı gözüm bu arada ya. Çok döktüm galiba ben ürünü de o yüzden. Neyse artık kapatacağım videoyu. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın yeni bir gün. Biliyorsunuz bu hafta 3 kez buluşacağız sizinle. 3 video gelecek nasipse. Bu şekilde bugünkü videomuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın.